Sayın seyirciler, Türkiye-Ukrayna arasında varılan pasaportsuz seyahat anlaşmasının ardından Türk Hava Yolları Ukrayna'da uçtuğu kentlere Kharkiv'i de ekledi. Doğası, tarihi, yöresel yiyecekleri. Ukrayna tüm güzellikleriyle Türk ziyaretçilerini bekliyor. Üstelik varılan anlaşma gereği çok yakında pasaportsuz, vizesiz. Şu anda ülkemizden Kharkiv'e, Ukrayna'nın ikinci büyük şehrine başlayan direkt uçuşlarla ayak basmış bulunuyoruz. Artık Ukrayna'ya pasaportla, vizeyle giriş devri kapanıyor, tarih oluyor. Türk vatandaşları sadece kimlikleriyle Ukrayna'ya artık seyahat edebilecekler. Geçen yıl 1 milyondan fazla turist ağırlayan ülkemiz bu yıl Ukrayna'dan 3 milyona yakın turist ağırlama hedefinde. Bu yeni seferlerinin hem sosyal hem de ekonomik açıdan iki ülke arasındaki işbirliğini artıracağına inanıyoruz. Odessa, Kherson, Kiev sadece başkent değil. Bugüne kadar Ukrayna'nın 5 ayrı kentine uçan Türk Hava Yolları, ülkenin ikinci büyük kenti Kharkiv'e ilk seferini yaptı. O uçuşta Kanal 7'nin sevilen programı Dünyayı Geziyorum'un sunucusu Özlem Tunca da vardı. Yolcular Kharkiv'de geleneksel danslarla karşılandı. Gelenlere bölgenin yöresel yiyeceği tuzlu ekmek ikram edildi. Ukrayna'nın en önemli geleneği. Gelen misafirlere bu şekilde tuz ve ekmek ikram ediyorlar. Bu ekmekten bir parça kopartıp, şöyle bakın görüyorsunuz koparttım. Tuza batırıp yediğiniz zaman ne kadar özel bir misafir olduğunuzu anlıyorsunuz. Ve bu geleneğe de uymuş oluyorsunuz. Ukrayna'ya uçmanın masrafı da az. Zira bilet fiyatları minimumda tutuldu. 109 dolardan başlayan fiyatlarla başladık. Mayıs sonu itibariyle de günde bir sefere çıkacağız. Herkesi, tüm ziyaretçileri, tüm gezi severleri en kısa zamanda Kharkiv'e bekliyoruz. İki ülke arasındaki seferlerin hem turizmi hem de ekonomiyi canlandırması bekleniyor. Çok güzel bir şehir. Gördüğünüz üzere insanlarda bir heyecan var. Dünyanın her yerinden buraya misafirlerin geleceğini umuyoruz.